kazanma vaktidir diyorsak bu Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten miras aldığımız bu ülkenin geleceğine olan inancımızdandır. Saraydaki ahlaki çöküntü çok şükür bizde yok. Bizdeki inanç da saray ve şürekasında yok. O yüzden sözlerimizin zarfını aşırsalar da mazruf ağızlarında sırıtıyor. Değerli basın mensupları, düğünü umumiye kabinesi atamak zorunda kalan Erdoğan'ın bir zamanlar Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığı eski bakanını yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirmesinin ve iddialara göre Katar emirinin tavsiyesiyle Amerika'dan ithal Merkez Bankası Başkanı'nı getirmelerinin ardından yeni ekonomi takımının ilk somut icraatını bugün gördük. Merkez Bankası çok beklenen faiz kararını verdi. Politika faizini 15 puana çıkarttı. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi. Ortaya güven uyandıran, sağlam çapalarla tahkim edilmiş bir program konmadan enflasyonu düşürme konusunda ilk cephane korkarım boşa harcandı. Böyle giderse bu yönetim daha çok faiz arttırır. Ve milleti çok daha yüksek, yüksek işsizliklere, çok daha fazla pahalılığa mahkum ederler. Diğer taraftan daha önce Erdoğan'ın talimatıyla NAS stratejisi uygulayarak faiz indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun sadece bir üyesi değişti. O da Merkez Bankası Başkanı. Diğer üyeler hep aynı. Ama bu üyeler bu kez kıblelerini değiştirip faiz arttırma kararı aldı. Şimdi ben bu üyelere açık ve net soruyorum. Ne oldu sizin nasınıza? Sizin kıbleniz şimdi neresi? Suna yakının dediği gibi. Sorun attı karıncalar değil. Arkada dönüp duran dönme dolaplardır. Bu durumda saraya sormak da hakkımızdır. Faiz arttırma sürecine girerken bankalara zorla verdiğiniz düşük faizli tahvillerle ilgili hangi tedbirleri aldınız? Bunlarla ilgili bir planınız var mı? Ülkemizin oldukça kırılgan olduğu zombi şirketler alanında, biliyorsunuz bu zombi şirketler konusunda en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesiyiz. Özel zombi şirketlerinin toplam şirketlere oranı itibariyle. Bu zombi şirketler konusunda yeni başlayan faiz artırımı sürecinde hangi tedbirleri alacaksınız? Öyle görünüyor ki faiz sebebi, enflasyon netice safsatasını şimdilik sonuna geldik. E buradan soruyoruz, neden paramızı pul ettiniz? Neden milletin tenceresini boşalttınız? O meşhur aile maraba fıkrasında olduğu gibi, madem sonu, madem sonunda aynı yere dönüp dolaşıp gelecektiniz, bunca haltı neden yediniz? Tekrarlıyorum. Tek başına faiz artışı birinci öncelik dediğiniz enflasyonu düşürmeye yetmez. Bir yandan seçim harcamalarında gaza basacaksınız, bir yandan faiz arttıracaksınız. Bir elinizde yaptığınızı öbür elinizde bozacaksınız. Elinizdeki sınırlı kurşunu, cephaneyi boşa yakıyorsunuz, boşa atıyorsunuz. Tekrar söylüyoruz. Bütüncül, tutarlı, güçlü çapalara sahip bir program olmadan bu işi yürütemezsiniz. Şu anda yaptıklarınız Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti genel başkanının akıl dışı politikalarla bir çevirdiği ekonomiyi sağlığına kavuşturmaz. Eğer böyle yürüyecekseniz bu yaptıklarınız aspirin tedavisi ve pansumanın ötesine geçmez. Ve buradan söylüyorum. Eski krizde hazine müsteşarlığı yapmış, kriz yönetmiş bir hazine müsteşarı olarak bu yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Yerel seçim yaklaşıyor. Anlaşılan tedrici uygulamalarla seçimlere kadar gidebilme esnekliğimiz var diye düşünüyorsunuz. Ama yok. Erdoğan yine dün grup toplantısında faiz sebep enflasyon netice olarak bildiğimiz cari fazla yoluyla enflasyonla mücadele safsatalarını Aynen anlatmaya devam etti. Erdoğan böyle yaptıkça kafalar daha da karışıyor. Güven bir türlü sağlanamıyor. Maliyetler faiz cinsinden, işsizlik cinsinden, enflasyon cinsinden maliyetler arttıkça artıyor. Erdoğan bildiğini okuyor. Mehmet Bey ve ekibi de dışarıdan para bulmak için vitrin süsü olarak kullanılıyor. Bu şartlarda piyasalar bu parayı vermez. Türkiye Körfez'den gelecek ahbap çavuş parasına mahkum olur. Onlar da Bob eş başkanına merkez başkanını düğünü umumiye komiseri olarak dayatırlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptıkları ani ziyaret dışarıdan para bulma konusunun körfez ülkelerinin himmetiyle çözülmeye çalışılacağını gösteriyor. Bugün açıklanan rezerv verilere göre Merkez Bankası'nın döviz kasasındaki açık 74 milyar dolara ulaşmış. Böyle giderse Cumhurbaşkanı yardımcısının ve bakanın daha pek çok körfez seferi yapmak zorunda kalacağı da açık. Tabi bu arada piyasadan borçlanmak yerine ahbaptan, dosttan rica minnet borç alırsanız emir alacağınızı da unutmamanız gerekiyor. Erdoğan'ın dünkü konuşmasında satır aralarında kalan bir başka sözü de ekonomi yönetimine çok ağır sorumluluklar yükledikleri şeklinde oldu. Erdoğan'ın ekonominin sorumlusu benim ben diyerek millete yaşattığı kabusun kâ siyasi faturasının kime Öde, faturasını kime ödeteceği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı birden tam yol Tornistan ekonomi yönetimine sorumluluk yükledim demeye başladı Erdoğan ekonomide onca yanlışı yaptıktan sonra adisyonu Mehmet Bey'e kilitleyip kurtulma hazırlığında gözüküyor nitekim ikide bir de ekonomide uzun mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlardan geriye gidiş olmayacağını da söyleyip duruyor Şimdi sarayın küçük ortağı da faize bakışımız aynı ama istikrar için alınması gereken kısa dönemli ve can yakan tedbirler var. Bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale geldi diye açıklamalar yapıyor. E ben de buradan soruyorum, biz de buradan soruyoruz. Ekonomiyi can yakıcı tedbir alma noktasına kim getirdi? Milletin sırtına ağır bir külfetin yüklenmesini kaçınılmaz hale getiren kim? Sayın Bahçeli, bu ucube rejimi pazarlarken vaat ettiğiniz istikrara ne oldu? Kısa dönemli bir pansuman ve aspirin tedavisinden sonra ekonomiyi batıran safsatalara geri dönebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sarayın bundan sonra yapacağı her hatanın faturası çok daha büyük bir işsizlik olarak, çok daha yüksek bir hayat pahalılığı olarak, çok daha yüksek bir yoksulluk olarak misliyle milletimizin milletimize çıkacaktır. seçimin geneli bitti. Unda sübvansiyon da gitti. Vatandaş artık ekmeğin ne zaman 10 liraya çıkacağını endişeyle bekliyor. Dünyada gıda fiyatları düşüyor bizde artıyor. Dünyada petrol fiyatları düşüyor bizde pompa fiyatları artıyor. Zaten bu hükümetin kendi ülkesinin vatandaşına verdiği hiçbir şey yok. Bu hükümet el iyisi, el iyisi. Bizim vatandaşlarımız Hastaneden doğru dürüst doğru dürüst sağlık hizmeti alamıyor. Ama ülkeye doldurdukları sığınmacıların bu konuda hiçbir sıkıntıları yok. Vatandaşa vergi var, sığınmacıya vergi yok. Bizim yetişmiş gençlerimiz artık bu ülkeden umutlarını kesip kendi geleceklerini kurtarmak için çok sevdikleri vatanlarından ayrılmak zorunda kalıyor. Türkiye, Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya'dan sonra Avrupa'ya en çok iltica başvurusu yapılan 5. ülke olmuş. Sonuç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize alamıyor. Sen Suriyeli sığınmacıları ülkende tut, sana para vereyim diyenler bu defa ülkende çok sığınmacı var, nasıl aldığında belli değil diyerek bizim vatandaşlarımızı cezalandırıyor, bizim vatandaşlarımıza vize vermiyor. Bunun baş sorumlusu kim? Tabii ki şahsi hükümet. Bizim emeklerimiz ayın sonu nasıl gelecek diye hesap yaparken elin emeklisi.